Biz yaklaşık 5 yıllık zenginliğimizi kaybettik. Eğer politikalarımızı uygun bir şekilde uygular, prate koyar ve gerekli finansal etkileri, yardımları bulursak belki o 5 yıllık süreci uzatmayabiliriz. Bugün konuğumuz Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Kendisiyle 2019'a ilişkin ekonomik beklentilerini konuşacağız. Size göre şu anda ekonomik krizin hangi noktasındayız? Bir bakıma ilk basamakları diyebiliriz. Yani krizi biz temelde ikiye ayırırız. İlk basamaklarında en büyük aslında darbeyi finansal anlamda yeriz. Darbeden kastım en büyük negatif etki finansal piyasalarda yeriz. Arkasından hani tabiri caizse kimi V der kimi U der krizin kapsamına V'ye ya da U'nun tabanına yaklaştığımız ikinci aşamadır. E, üçüncü aşamada bütün etkileri pozitif olarak görmeye çabalarız. Daha doğrusu bir politikalarla, uyguladığımız politikalarla sonuç almaya çabalarız ve yukarı doğru çıkmaya gayret ederiz. şu anda aşağı doğru iniyoruz. Yani daha ilk aşaması. Bireyler ekonomik kaybı hissetmeye başladılar mı? Yoksa yavaş yavaş mı hissedilecek? Kesinlikle hissedecekler. Şu anda hissediyor. Biliyorsunuz işsizlik %11.4'e çıktı şu an itibarıyla. Gelecek ayın ne olduğunu bilemiyoruz ama sonuçta işsizliğin ben %14'lere, %15'lere çıkacağını hatta şu anda bile geniş işsizliğin %19'larda olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biz de ayrıca TÜİK'in rakamlarına göre onları hesaplayabiliyoruz. Geniş işsizlikten kastımız yani full time işi olmayan bazen bazen part time çalışan ama full time olarak algılanan kişiler de kattığımızda geniş işsizliği bir bakıma hesaplıyoruz. Bu şu anda yüzde 19'larda. Bir de gençleri düşünün ki gençlerin yeniden piyasaya çıkması, daha doğrusu yeni piyasaya çıkması ve ekonomi şekillendirmesi lazım. Şu anda gençlik işsizliği biliyorsunuz yüzde 20'lerin üzerinde. En acı olan da bu. Yani hissedilecek daha çok. Bir yandan hükümetin aldığı çeşitli önlemler var. Diğer yandan seçim ekonomisi tartışmaları var. İzlenen politikalarla ilgili sizin değerlendirmeniz nedir? Şöyle, yani hükümet şu anda yangını söndürmek istiyor doğal olarak. Yani burada herhangi bir eleştiriyi getirmek yersiz olur. Bir yangın var, onu söndürmek için de para piyasasında e, araçlarımızı piyasaya sunmamız lazım. Bu ister swap olur, ister hedge olur veya para arzını artırmak ya da euro bondlar dediğimiz veya dolara bağlı e, bazda yurt dışına e, senet ve bono ihraç etmektir. Bu çerçevede yeni finans kaynakları yaratmaktır. Bu kısa dönemde yangını söndüren elementlerdir. Fakat burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Biz bu yangını söndürürken sonuçta borçlanıyoruz. Borçlanan maliyeti eski maliyetimize göre birkaç kat daha fazla olmaya başladı. En son bildiğim kadarıyla yaklaşık 3,5-4 milyar dolar bir borçlanmaya gitti Türkiye. E, tahvil ihraç ederek buradaki maliyet... Dolar bazında yaklaşık yedi buçuktu. ki biliyorsunuz doların dünya fiyatı şu anda buçuk, en fazla ikilerde en son faiz artırımıyla. Burada önemli olan nokta yangını söndürürken daha sonra yangınlara neden olacak birikimleri yapmamamız lazım. Uzun dönemdeki politikalar daha doğrusu orta vadede politikalar biliyorsunuz genelde maliye politikalardır. Maliye teorisine daha doğrusu üretim yapısına bağlı politikalardır. Daha onlardan söz etmedik. Söz, söz edecek lüksümüz kalmadı bence. Daha o lükse sahip değiliz. Ve biliyorsunuz şu anda lüks olarak gözüken şeyler aslında bizim ileride 20 yıllık planı yapmamız gereken bir süreç. Yani 20 yıllık süreçte hukukun üstünlüğü, demokrasi, ekonomik yapıda devinimler yaratmak yani yeniden yapılanmak veya kısaca adına yapısal reformlar dediğimiz şeylerdir. Bunu Çin 1965'lerin ortasında başlayarak yaptı. Yaklaşık 40 yıl sonra meyvesini yemeye başladı. Biz biraz bu konuda aceleciyiz. Millet olarak, yapı olarak öyleyiz. Hemen yatırım yaptığımızda ya da karar verdiğimizde hemen onun getirisini bekleriz. Halbuki devletler öyle yapmaz. Ama şu anda yapma zamanı zaten krizde de öğrenmemiz gereken mekanizmanın bu olduğu kanaatindeyim. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumu ekonominin bir döngüsü olarak mı görüyorsunuz yoksa daha derin bir süreçten mi geçiyoruz? Resesyon bir bakıma o döngünün esasıdır. Yani onu isteriz, istemeyiz ve yaşarız her zaman. Niye? Şöyle bir düşünün. Avrupa Birliği'ne bağlı bir ihracat ve ithalat mekanizmamız ya da yaklaşımımız var. Avrupa Birliği'nin her zaman durulduğu ya da durgunluğa eriştiği bir noktada biz de durgunluğa erişiyoruz. Çünkü niye? Örneğin Almanya'nın satın alma gücü veya büyümesi düştüğünde Türkiye'nin ihracatı azalır. Bu iş döngüsünde biz de durgunluğa yeter. Fakat esas olan durgunluk ötesi krizi yaşamamaktır. Bu krizi biz yaşıyoruz ve bu kriz bizim krizimiz. Bu kriz yanlı büyümenin bir krizi. İyi tanımlamak lazım. Bu kriz gelir dağılımı temelli bir kriz. Yani resesyondan çok uzakta, çok farklı kavramda bir kırılmadır. Resesyon bir kırılma olarak algılamamak lazım. Ama ee, ekonomik kriz, hele de resesyonla beraber gelirse büyük bir ani duruşun e, ortamını yaratır. Bu kriz bizim krizimiz. Bu krizi aşmak için de yapısal reformları kendi çapımızda, kendi yapımızda, kendi bünyemizde, yönetişim katmanında yapmamız lazım. 2008 döneminde birçok ekonomik veri daha kötü olmasına karşın böylesine bir panik yoktu. Bugün içinde bulunduğumuz durum daha mı riskli? 2008 sözde bizim krizimiz değildi biliyorsunuz. Ee, olsa bile o dönemde gerçekten de Bankacılık sistemimiz sağlamdı, şu anda da sağlam. Herhangi bir eleştiri yok burada. Ee, sağdan soldan e, ekonomik tabiriyle komşularımızdan gelen ya da belli kaynaklarımızdan gelen paralarımız vardı. Ee, kolayca ve düşük maliyetle diğer e, merkez bankalarından borçlanabiliyorduk veya diğer özel bankalardan veya devletlerden. Ona rağmen biliyorsunuz 2008 krizinde yaklaşık %16'lık seviyeye çıkan bir işsizlik oldu. Ee, bu global çapta olduğu için belki etkisi aniden gözüktü ve aniden de sizin de söylediğiniz gibi 3 çeyrekte çıktık. Zaten Türkiye ekonomisinin temel özelliklerinden bir tanesidir. Çok hızlı gireriz, bunalırız ve çıkarız. Ama bu kriz aslında önüyle arkasıyla daha arkasını gerçi bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. 2010'da başladı biz de o durgunluk. Durgunlukla başladı emtia fiyatlarındaki yükseliş başladı. Örneğin emtia fiyatlarına kırmızı et fiyatlarını koyabiliriz. Biliyorsunuz Türk mutfağının vazgeçilmezidir. Hatta, hatta Türk bahçesinin vazgeçilmezidir kırmızı et. Dolayısıyla onu hani ben e, bir krizle özdeş hale getirmek istemiyorum ama emtia fiyatlarının yansıması olarak algılıyorum. O zaman başladı bizdeki e, sorunlar. Biz o dönemde yine yanlı büyümeyi tercihli olarak inşaat sektörüne bağladık. O yanlı büyümedeki kaynak başka yönlere aktarılsaydı, fabrikalara aktarılsaydı belki de daha krize girmeden resesyonla, durgunlukla biz onu atlatabilirdik. Ama uzun süren bir hastalığın kalıcı olan etkilerini biz 1-2006'da darbe teşebbüsüyle gördük. Çünkü, çünkü çok kötü bir tecrübeydi o bizde ve onun arkasında biraz toparlandık ama yürüyemedik. O yürüyememe bizi kırılmaya getirdi. Niye? Kaynak kalmadı. E, arkasından FED'in faiz politikaları, dışarıdaki durgunluk, petrol fiyatlarının ani yükselişi biliyorsunuz 20 dolarlardan 80 dolarlara çıktı. Gerçi bugünlerde yine 50 dolarlara düştü ama onların yarattığı bir maliyet, cari açıkla beraber bütçe açığı ki ikiz açık diyoruz biz buna bizi bu hale getirdi. E doğaldır biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın kasasında para biterse, barutunuz biterse e, uluslararası arenada maliyetiniz yükselir. Borç alma maliyetiniz yükselir. Yani biz bunu CDS primlerine göre e, hesaplayabiliriz. Dikkat ederseniz döviz piyasasında durulmaya rağmen ki 5 20'lere, 5 30'lara geldi şu anda doların fiyatı CDS primlerinde <laughs> herhangi bir oynama olmadı. Yani hala yüksekte. Hala risk primimiz yüksek ve bu risk priminin yüksek olması bizi bir bakıma finansal krizden ya da reel krizden çıkmamızı engelleyen temel faktörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye ihracatta önemli bir artış yaşadı. Bu veri tek başına ülke ekonomisi için ne ifade ediyor? Birkaç dalda açıklayalım isterseniz bunu. Bir defa ticaret haddi dediğimiz ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranı esas olandır burada. İhracatınız artıyorsa, hele hele kriz dönemlerinde artıyorsa, biraz şüphelenip geriye yaslanıp düşünmeniz lazım. Şöyle ki, ihracatınız artıyorsa ithalata göre ya da aradaki mesafe daralıyorsa, bir bakıma sizin ürünleriniz ucuzluğundan kaynaklanan bir şeydir bu. Yani aynı miktarda dolar ya da euro elde etmek için fazla miktarda ürün gönderiyorsunuz buraya. Bu da hacim olarak size artış olarak yansıyor. Parasal olarak da artış olarak yansıyor. Ama bu bizim fakirleştiren büyüme dediğimiz kavram ta kendisi. Eğer aynı doları ya da az bir daha biraz daha fazla doları kazanmak için birkaç katı ya da %50 %60 fazlası çalışıp ihraç ediyorsanız artı artış yarattığınız ihracat sizin büyümenizi sağlıyor ama fakirleşmenize neden oluyor. Niye? Ben başkası için çalışıyorum. Başkasının zenginliği için çalışıyorum anlamına geliyor. Fakirleşmeyi biz mutlak olarak algılamayalım. Fakirleşmeyi biz karşılaştırmalı olarak diğerlerine göre fakirleşme olarak algılayalım. E zaten 40 yıldan beri içinde bulunduğumuz bu kırılgan beştirin sebebi doğa de değil midir? Hep oradayız, hep oradayız. O beşlinin dördü geliyor, bazıları değişiyor, bazıları kutudan sıçrayıp çıkıyor, farklı yerlere gidiyor ama biz hep o kutucunun içindeyiz. Sebebi de her dövizde maalesef akıl dışı sevindiğimiz cari açığı kapatıyoruz, ticaret açığını kapatıyoruz deyip başkasına fazla çalışmayla fakirleşmemizden kaynaklanıyor. Otomatik stabilizatörler diyoruz biz buna ekonomide. Hiçbir şey yapmasanız bile kriz anında ihracatınız artar, ithalatınız düşer. Veya bütçeniz az harcamadan dolayı fazla da verebilir faiz dışı bütçeden kastımız. İkinci bir alanı, şimdi biz cari açığı azaltıyoruz, bütçe açığını azaltıyoruz diye sevinirken, karşımıza ithalatımızın %90'ını oluşturan aramalı ve sermaye mallarının ithalatında kısıtlılık olarak gördüğümüz resim geliyor. O resim çok kötü. Zira, Bizim üretim yapımıza baktığınızda üretimimizin yüzde 60 yüzde 70'i ithalata bağlı, aramalı ve seramaya mal olarak. Buna sevinmek mi gerekir? Ben e, e, yorumunuza bırakıyorum. 2019'un ilk iki çeyreği için beklentiniz nedir? İlk iki çeyrekte e, e, negatif olmasa bile sıfıra yakın bir büyüme görüyorum. E, bu büyümenin bir iki olması da aslında pek bir anlam ifade etmiyor bizim için. Sadece pozitif olarak seviniyoruz. Zira bir ülke potansiyelin altında büyüdüğü takdirde bu küçülme demektir. Potansiyelin altında büyüdüğü takdirde bu işsizlik demektir. Gelir artışındaki azalma demektir, fakirleştiren büyüme demektir. Dolayısıyla ben 2009'u bir kayıp yıl, hatta 2010'u, 2011'i de yerine koyma mücadelesi 2012, olarak, 2012. evet çok özür dilerim. 2020'yi de 2021'i yerine koyma yılı, yani zenginliğimizi yeniden oluşturma, kaybettiklerimizi yeniden kazanma ...çabası olarak boşa harcanacak bir mekanizma, yıl yıl bütün olarak görüyorum. Ee, peki ne yapacağız 2019'da? Asla sıfır büyümeye razı belki de olacağız ama maliye politikalarını hızlandırmamız lazım. Hep yapısal reform demeyelim. Hızlı bir şekilde devletin, özellikle devletin üretim gücüne nasıl girmesi gerektiği, denetimini nasıl yapması gerektiği... Bir de yeni bir şey öneriyorum ben bugünlerde de... Ee, çokça sosyal medyada veya yazılarında da ifade ettim. Devletin fiili olarak hisse senedi piyasasına girerek özel sektörlere kaynak aktarıp onlara ortaklık olması, süreci yaratması. Bu bir dönüşümdür, krizden çıkış noktasıdır. Maliye politikasının kulağı biraz tersinden gösterme şeklidir ve çok da düzenlidir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde, Alaska'da, Alaska Sosyal Fonu olarak yaratılmış bir e, ulusal gelir ya da hane halkı geliri vardır e, devletin bir bakıma özel sektöre ortak olmasıdır. Bu da devletin aslında verimliliği demek olmuyor mu? Yani bir bakıma fiili olarak reel üretim e, mekanizmasını piyasaya e, indirgememiz, orada görmemiz gerekiyor. Daha da fazla kayıp yaşamamak için. Ama 2019'u ben çok da iyi görmüyorum. Şirketleri kurtarmak, bankalara sermaye desteği gibi önerilere kar paylaşılmıyor, zarar neden paylaşılsın eleştirisi geliyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyledir, ekonomide her şey yolunda giderken özel sektörün borçlanması bizi pek ilgilendirmiyor hane halkı olarak veya sıradan vatandaş olarak. Çünkü niye? Asıl özel sektör basiretli tüccardır hukuka göre. Karını da bilir, zararını da bilir. Yurt dışından borçlanma yapmışsa eğer o borçları nasıl ödeyeceğini, nasıl getiri sağlayacağını çok iyi biliyordur. Ama yurt dışında borçlanma yaptıysa ve ekonomi kötüye gidiyorsa özel sektörün borcu hepimizin borcu oluyor. Kamunun borcu oluyor. Ve biz bunu <laughs> hep ödüyoruz. Hatta hatta özel sektörün borç ödeme zamanı gelmeden ödüyoruz. Nasıl mı? Şöyle. Özel sektörün borcundan dolayı enflasyon yükseliyor. Özel sektörün riskinden dolayı faizler yükseliyor. Özel sektörün borcundan dolayı, riskinden dolayı benim alım gücüm düşüyor. Zaten peşinen şu anda %25 faiz ya da 21'e çekti bugünlerde. %25'lere yaklaşan yine bir faiz ya da %17'lerde şu anda piyasada. Bizim zaten maliyetimizi ortaya koyuyor. Bir de bunun ödenmesi gereken kısmı var. Daha o hesabı yapmadık. Daha o yeme yemedik. Daha doğrusu yemeği beraber yemedik ama hesabını beraber ediyoruz. Kurtarma alanına geçelim. Çoğu ekonomist ya e, güzel günlerde e, karı paylaşmıyoruz ama kötü günlerde borcu paylaşıyoruz. Dolayısıyla bunları kurtaralım mı, kurtarmayalım mı? Rasyonel devlet belli bir kısmını kurtarır. Ama rasyonel olanı kurtarır. Rasyonel bir devlet sadece bir sektörü kurtarmaz inşaat gibi. Rasyonel devlet bütün geliri artırıcı mekanizmayla kurtardığı firmalar ortak olur biraz önce söylediğimiz söylediğim o sosyal fonun altında yatan da budur. Tek yönlü bir yardım bir bakıma gelir dağılımını bozar. İlerideki virüslere karşı sağlamlığımızı da daha doğrusu sağlığımızı da düşürecek mekanizmayı yaratır.